Ciğerin acısı neymiş bir görün hele. Bir görün hele. Kimsin sen? Hatırladım seni. Sendin o. Feyyan, ne diyorsun sen? Beni bir ateşten alıp başka bir yangına attı o. Fiyat çarşısına attı gelinliğimle. Çok kötü sözler etti. Yalvardım ama dinlemedi beni. Rezil etti. Oydu işte. Babaanne. Kimsiniz siz? Siz ne biçim insanlarsınız? Feyyan dinle. Ben size ne ettim? Ben ne ettim? Bırak gitsin. Ben burada kalmam. Kulumum. Feyyan. 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 Feyyan dur. Feyyan. Feyyan. Bırak. Nereye gideceksin? Ne istiyorsunuz? O kadın benim ölüme bile izin vermedi. Niye benden bu kadar nefret ediyorsunuz bir an? Tamam bak, bakacağım. Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Siz benim hayatımı mahvettiniz. Beni adamlara babamla ayırdınız, beni attınız, rezil ettiniz. Beni rezil ettiniz. Neden? Neden? Feyyan, Feyyan. Feyyan bırak, ben alırım. Bırak. Bırak. Feyyan. 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 Miran. Miran ne yapıyorsun? Miran. Miran Allah aşkına sana yalvarıyorum, onu buraya sokma Miran, ne olur. Miran beni dinle. Ana. Miran. Bir şey yapmayacak mısın? Yalvarıyorum sana. Götüremezsin onu. Nereye götürüyorsun? Miran. Miran. Adana mı götürüyorsun bir de? Bu kadarını bana yapamazsın. Miran. Niye getirdin onu buraya? Ne yapacaksın? Yatağına mı yatıracaksın onu? Beni bir kere bile almadın yatağına. Yazıklar olsun sana Miran. Yazıklar olsun. Miran. Oğlum ne yapıyorsun? Kendine gel. Beni bir ateşten alıp başka bir yangına attı. Fiyat çarşısına attı gelinliğimi. Yalvardım ama dinlemedi beni. Rezil etti. Oldu işte. Bu kadarını yapmak zorunda değildin. Zaten intikamımızı almıştık. Kendini kulübenin içine kapatmıştı. Cayır cayır yanacaktı. Hayatını kurtardım. Hayatını kurtarıp Midyat meydanına attın ki herkes görsün. Şadoğulları rezil olsun, duymayan kalmasın. De bana. Biz bu intikamı bunun için almadık mı? Bizim yandığımız gibi onlar da yansın diye yapmadık. Şimdi gelmiş neyi sorarsın bana? Yine de bu kadar ağır değil mi? Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmeyecekse atmayacaksın. Ama ben o taşı nereye atacağımı çok iyi biliyorum. Birkaç gün dinlensin. Pansuman her gün yenilenecek. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olun hocam.
ortalık karıştı. Şadoğulları rahat durmazlar şimdi. Ben kapıdaki adamları arttırdım. Ne halt edecekleri belli olmaz. Aga, sen bir git de çarşıdan Reyyan'a bir şeyler al. Üst başına lazımsa. Ha bir de ayakkabı al. Ayakkabı. Ayakkabı? Aynen. Aga ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ya kardeşim, sen ne diyorsan onu yap. Bak, ateşim küçük küçük yükseliyor, dinleneceğim ben. Aa. 37 numara. Ayakkabı. La la la. Ayakkabı diyor ya. Ne var ne? Ne? Zır 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 zır. Alo. Alo Fırat Bey. Merhaba. Ben Yaren Şadoğlu. Yaren Hanım. Buyurun. Sizi aradığımdan kimsenin haberi yok. Şu anda da pek rahat konuşamıyorum. Her an biri görür duyar diye korkuyorum. Eğer beni düşmanınız olarak görmüyorsanız ve sizin için de sakıncası yoksa dışarıda görüşüp konuşmak isterim. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Tamam. Anladım. Siz de herkes gibi beni düşmanınız olarak görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Hayır, hayır. Hayır, tabii ki düşmanım olarak görmüyorum. Görüşebiliriz. Bugün olabilir mi? Bugün olabilir. Ama ortalık bir yerde görüşmemiz çok... Doğru olmaz. İsterseniz ben size bir adres göndereyim. Orada görüşürüz. Tamam, haber bekliyorum. Çok teşekkürler Fırat. Rica ederim Yaren. Ben birazdan sana adresi ve saati mesaj atarım. Fırat mı dedi bana? Fırat dedi, Fırat. İşte mesele böyle halledilir. Daha yeni başlıyoruz Fırat Bey. Bizim erkeklerin edemediği ne varsa sen dahil tüm aslan beylere ben edeceğim. Ne? Demek sen sadece bana değil herkese böyle davranıyorsun. Nasıl? Kaba saba, duygusuz, hoyrat. Bakıyorum eve alışmaya başlamışsın sen. Ne alakası var? Baksana, Esma Hanım'ı bana karşı korumaya falan başladın. Farkında mısın? Benim kimseye koruduğum falan yok. Hadi aç kalma yemeğini ye. Ne alacaksın be senin evine? Al başını aç al. Evinde senin de ekmeğini de istemiyorum. Ekmeğine muhtaç ettim. Öyle çaresiz bıraktın, öyle kimsesiz bıraktın. Gidecek başka yerim bile yok. Olacağım ben, dur oğlum, ne oluyor? Bıktım be sizden. Bıktım, yeter artık. Benim oğlum senin kızın yüzünden katil olacak. Kara basan gibi çöktünüz üzerimize. Varın gidin kendi namusunuzu kendiniz temizleyin. Sen ne diyorsun Handan?
Adam kızını kapatma yapmış. Siz cezasını kesemiyorsunuz diye bedelini biz ödeyemeyiz. Ben oğlumu feda etmem. Ben Azat'ımı feda etmem size. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Handan? Ne kapatması ne evliliği. O adam evliymiş, evli. Hep de buraya kız kardeşim diye getiriyor Gönül var ya, onunla evliymiş. Reyhan'ı da almış kollarına kapatma yapmış. Yengem, yengem. Oğlum dur Allah aşkına dur. Ana bırak. Oğlum dur. Ana çekil. Ölüm için ağzından çıkamazsın bu evden. Dur. Söyle. Nerede Aslan Bey konağı? Söyle. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Gideceğim o konağı alacağım Reyhan'ı. De hele oğlum, niye? De hele, niye? Nasıl niye ana? Reyhan'ı oradan mı bırakayım? Senin nasıl bir vicdanın var anacığım? Reyhan'ın o adamlarla kalmasına gönlün nasıl el veriyor? Oğlum mesele o değil. Mesele senin Reyhan'a sevdan. Susmayaydın o zaman. Susmayaydın. Ben Reyhan'a sevdalıyım diyeydin. Ne yapacaksın şimdi? Adamın kapama yaptığını alıp kendine karımı yapacaksın. Yapacağım. Gideceğim konağa. Alacağım Reyhan. Oğlum, avludan seni sağ çıkartırlar mı? Ben bu kapıdan evladımın tabutla gelmesine nasıl müsaade edeyim? Göndermem seni Azat. Benim önüm çıkar. Sen bu konaktan çıkamazsın. Analık hakkımı helal etmem sana. Sütümü helal etmem. Parça ettiniz siz. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Bir daha aç kapıyı bir daha. Yeter artık. Eziyet etmeyin. Verin kızı annesine. Açın kapıyı. Göreceğim bir kere annemi göreceğim. Açın. Anne. Anne. Kapı bırakılsalar ya kızcağız gitsin. Anne. 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 Kızımı kapatma yaptın be sen. Açın kapıyı. Ne olur. Karın yürürken ne? Kızımızın. Sana öyle bir ah ettim ki yüzün asla gülmeyecek. Ne zaman kalbine ufak bir sevinç yerleşse, ne şu kanlı yaşlar döken gözlerimi hatırla. İki cihanda da elim yakanda. Annem. Annem sen sen annem. Şimdi çekilin önümden. Önümden çekilin, kızımı alacağım. Olmaz. Reyhan'ı veremem. Vereceksin! Vereceksin! Vereceksin, sen kimsin? Zehra'm, Zehra'm ya. Zehra'm, Zehra'm. Zehra'm! Çekil! Öldürürüm seni. Allah şahidim olsun ki seni gebertirim. Öldür o zaman. Ancak ben ölürsem Reyhan alırsın. Anne! Vereceksin! Sen kimsin? Ne haklı tutuyorsun be kızımı? Kimsin sen? Verirsem nereye götüreceksiniz? Eve götürürsen dedesi öldürecek. Buradan bir adım attığı anda Nasuha bulur onu. Ama burada kimse dokunamaz Reyhan'a. Onu şu an benden daha iyi kimse koruyamaz. Zehra Hanım. Reyhan yaşasın istiyorsan bırakacaksın. Hazar Bey de biliyordu bunu. O yüzden bana emanet etti.
babasından korumak için. Reyhan iyi. Eğer hep öyle kalsın istiyorsan buradan çıkarmayacaksın onu. Olsa benim elime vermezdi. Bana emanet etmezdi. Babam beni sana emanet etmedi. Allah'a emanet etti. Beni de elçi kıldı. Hiç kimse gelmezse Azat abim gelir alır.
Azat da gelmeyecek. Benden başka kimse yok. Sen benim kimsem değilsin. Sen benim hiçbir şeyim değilsin Mira. Sen benim hayatımda gördüğüm en zalim insansın. Zerre merhametin yok. Dağ olsa yıkılırdı. Taş olsa çatlardı. Beni yaktın. Annemin ciğerini yaktın. Sen de yanacaksın. Sen ne dersen de. Gelip alacaklar beni. Anne babam bırakmaz. O zaten bırakmaz beni. O beni bırakmaz dediklerin seni ölüme götürüyordu. Hatırlıyor musun? Anam baban Azat'ın eline verip seni ölüme gönderdi. Babam bilerek verdi beni Azat abimlerine. Öldürmeyeceğini bildiği için. O yüzden mi silahla dikildi arabanın karşısına? Beni almak için dikildi. O öldürmek isteseydi vururdu Fırat'ı. Sırf ben arabanın içindeyim diye ateş etmedi. Bana zarar gelmesin diye. Çünkü o bana... Çünkü o sana... O sana ne? Söyle. Nereden geliyorsun? Kızımı orada bıraktım. Söküp alamadım. Ciğerimin bir parçasını orada bıraktım. Zira sen ne diyormuşsun? Nerede bıraktın? Aslan Bey konağında. Reyhan'ı oraya götürmüş Murat. Ulan. Gitme. Alsak kızımızı nereye kaçıracağız? Nasıl koruyacağız babandan? O konağın kapısını da ben çok düşündüm Hazar Bey. Alsam kızımı, kaçsam uzaklara. O zaman Azrail gibi peşine dikilen babandan korurum belki. Ama o vakitte gün burada kalır. Bu nasıl bir seçim? Bir ana için nasıl bir imtihan? Alamadım. Geri döndüm. Kızımı o adamın eline bırakıp geri döndüm. Ya Zehra. Ben kızımı kurtarsın diye emanet ettim ona. Evine kapatma yapsın diye değil.
Sen de bana demedin hem. Sen güle perişandın Zeynep. Ben seni üzmek istemiyorum. Ne olur ya. Üzülme artık. Kurbanım Mehmet'ciğim. Alacağım kızımı. Alacağım. Gitmeyeceksin. Elan! Elan ne oldu? Benim halim beni boğacaktı beni, boğacaktı beni. Kim? Kim yaptı? Gördün mü? Çok karanlıktı, görmedim ama vardı biri. Mama kaldı beni, yastık bastı üstüme. Bağırtılır duydum. Ne olmuş? Ne bu bağırtılar? Bilmiyorum. Biri odaya girmiş kızı bulmaya çalışmış. Öyle diyor. Öldüreceklerdi beni. Ne istiyorlar ki benden? Ben bir şey yapmadım. Yeter artık, yeter. Reyhan bir düşün. Biraz zorla kendini. Hiçbir şey görmedin mi? Ellerin boğazındayken fark etmedin mi hiçbir şey? Bilmiyorum elini. Yüzüme yastık bastı. Ben de kaçmak için kendimi yataktan aşağı attım. Sonra kaçtı gitti. Görmedim, bir şey duymadım. Sendin. Sendin değil mi? Sendin, öldürmek istedin beni. Ben senin hayatını kurtardım. Kurtardın mı? Kurtardın mı? Sen beni bütün Midyat'a dedikodu malzemesi yaptın. Rezil ettin beni. Çıkın! Herkes çıksın! Kerime, Fırat nerede? Korumaları çağırın. Tamam Mira Bey, tamam. Hayırdır kardeşim? Kim girdi lan bu odaya? Kim girdiyse hemen söyleyecek. Eğer o söylemeden ben bulursam çok daha kötü olur. Miran sakin ol. İstersen bir odaya bakalım, belki bir iz falan buluruz. Ben baktım. Hiçbir şey yok. Oda kilitliydi, anahtar da sendeydi. Keriman. Git getir bakalım. Anahtar pantolonun cebinde miymiş? Anahtar sendeyse kim nasıl girecek içeri Mira? Göreceğiz bakalım kim nasıl girmiş. Uyuyorsunuz oğlum siz. He? Yanı başımızdaki kızı boğacaklar. Ayakta uyuyorsunuz. Akıllı olun. Şu anahtarı.
Sen de yat uyu artık. Merak etme, ben seni yalnız bırakmayacağım. Burada mı kalacaksın? Ben seninle aynı odada kalmam. Eğer o kız ölseydi sana ne olurdu hiç düşündün mü? Bana zaten olan olmuş anne. Ağlamaktan başka bildiğim bir şey yok. Sus artık. Sıranı bekle. Bir gün senin de sıran gelecek. Bir gün öyle bir vakit gelecek ki Allah sana bu fırsatı verecek. Sana o fırsatı verdi mi? Verdi. Hem de öyle bir verdi ki. Ana kız baş başa vermiş. Yine ne şerlik peşindesiniz. Ben sadece kızımı koruyordum. Şadoğulları evimizin içine kadar girdi. Elbette kızımı koruyacağım. O odaya giren kızın değildi, he mi Sultan? Kızından o anahtarı alıp Miran'ın cebine koyan sen değildin, he mi? O küçücük beyinlerinizle benim arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? O kızı öldürmek gerekseydi bir saniyede yaptırırdım. Ondan kurtulacağım. Ama zamanı var. Ben size kendinize mukayyet olun. Ayağımın altında dolaşmayın demedim. Bak. Son defa uyarıyorum. Bir daha benim sözümden çıkar. Kendi başınıza iş çevirmeye kalkarsanız ikinizin de gözünün yaşına bakma. Seni Miran'dan boşatırım. İkinizi de ananın geldiği çöplüğe yollarım. Deseydin bari. Sen odadayken uyuyamam. Kapıda beklerim ben de. Bütün gece. Evet. Neden yapıyorsun bütün bunları? Seni korumak için. Kimse sana zarar vermesin diye. Bir zarar verilecekse sadece ben veririm diyorsun yani. İntikam mı aldın benden? Neyin intikamı Miran? Ben sana ne yaptım da böyle korkunç bir intikam aldın benden? Bunu bana sorma. Neden? Başıma gelen onca şeyin sebebini bilmeye hakkım yok mu? Canımı yaktın Miran. Bilmek istiyorum neden yaptın? Eğer nedenini bilirsen... canın şimdi yandığından daha fazla yanar. Ondan bunu bana sorma.
Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme, değme telime benim. Değme felek, değme, değme telime benim. Gül yüzlü cama dost dost elden aldın. Gül yüzlü cama dost dost elden aldırdın. Ecel oku değdi değdi telime benim. Değme felek, değme değme telime benim. Değme zalim, değme değme telime sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Hilevaz dostumun dost dost açtı harayı. Hilevaz yarimin dost dost açtı harayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de sarayı. Baykuşlar tünerdi dost dost dalma beni. Değme felek, değme değme dalma beni. Değme zalim, değme değme telime beni. Azize Aslan Bey. Miran onu seviyor. Kapısının önünde yatacak kadar hem de.
Ne oldu sen? Niye kaldın? Yat hadi, ben buradayım. Yaran kanıyor. Ben bir şey olmaz ya. Yaparım pansumanı. İyi, sen de git uyu. Gündüz oldu zaten. Kimse gelemez. Hem kapı adam dolu. O zaman sen arkadan kilitle kapıyı, ben burada yokken. Kilitlemeyecek misin? Şartlarını kabul ediyorum. Yeter ki beni kardeşime götür. Tamam. Gece yarısı olunca çıkarız. Birkaç gün önce mucizem gerçek oldu sanıyordum.
Konaktan kurtulduğuma şükretmiştim. Bilemezdim. O gün benim mucizem değil, kıyametimmiş. Şimdi doğduğum eve bir hırsız gibi gizlice giriyorum. Babacığım, anneciğim, şimdi bu eve ciğerden bir ah bırakıyorum. Zehra, ne oldu? Reyhan'ı gördüm rüyamda. Rüyama mı geldin? Rüya değil ablam. Seni görmeye geldim. Gülüm. Abla, seni çok bekledim. Geldim ablacığım. Oh, geldim. Yemek yemiyormuşsun. Senin gelmen için yaptım, yoksa tokum ki. Oh. İyisin değil mi? Üzülme abla, hiç acımadı ki, vallahi billahi. Sana bir şey olursa ben ölürüm gülüm benim. Annemi de uyandıralım. Yok yok, kimseye haber etmek yok, tamam mı? Annem de seni çok özledi, neden? Çünkü ben en çok seni görmek istiyorum. Onda. Abla, niye bu saatte geldin? Sokakta korkmasın mı? Korkmadım abla. Miran'la geldim. Miran nerede? Ya gelmezsen? Saat çok geç ya, ondan gelemedi abla. Gelsin ama, ben onu çok özledim. Beni hiç aramadı. Hastanede bekledim, gelmedi. Bir çiçek bile almadı. Yoksa üzülmesin diye söylemediniz mi? Üzünlü üzgün, biraz seni sevmiyor mu artık? Sevmez olur mu?
çok seviyor. Hem çok iyi davranıyor bana. El üstünde tutuyor. Sen her gün çikolata alıyor mu? Balon, sakız. Beyaz Siyah da götürüyor mu seni pikniğe? Hani babamın bizi götürdüğü gibi. Eviniz güzel mi? Çok güzel. Kocaman böyle saray gibi. İyileşince gelirsin değil mi? Çok mutluyum ben. Sen beni hiç düşünme, tamam mı? Abla, senin gelinliğin duruyor mu? Onu bana ver. Çünkü benimkisi kirlenmiş. Hani vuruldum ya ben. O zaman kan olmuş. Anneme sordum nerede diye. Atmışlar. Aslında yıkasak çıkardı. Ben sana daha güzelini alırım. Ne zaman? Yarın mı? En kısa zamanda. Abla, sen hep mis gibi kokuyorsun. Böyle çiçek gibi. Hastayken seni rüyamda gördüm. Beraber balonları tutunup uçuyorduk. Çok gülüyorduk. Demek ki çok mutlu olduğun için çok mutlu görmüşüm seni. Çok mutluyum ben. Abla, sen ağlama. Tamam, istersen gelme ama yeter ki ağlama. Tamam ablacığım, ağlamayacağım bir daha. Tamam. O zaman bana anneni söyle. Bebeğin meşi. Oh,
dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.